Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün haşhaşlı burma çörek tarifi vermek istiyorum. Onun için ilk olarak hamurunu hazırlıyoruz. İsterseniz bu hamuru fırınlardan alabilirsiniz. Yani evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yoğurma kabı içerisine 2,5 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Ben farklı bir tarifimde daha farklı bir hamur hazırlamıştım. İsterseniz o tarifi de yapabilirsiniz. Yukarı linkini koyarım. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Ve bir yemek kaşığı toz şeker. Bu şekilde 3 dakika dinlendirelim ki hamur aktifleşsin. Çok az karıştıralım. Ve bekleyelim. Mayam aktifleşti. Unumu ilave ediyorum. Ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Ortalama 6,5-7 su bardağı un gidiyor. Ama yine de kontrol ilave etmemiz gerekiyor. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Hamurunuz toparlanana kadar spatula karıştırın. Biraz daha un ilave edeceğim. Mayalı hamurlarda püf noktası suyunuzun ılık olması. Biraz daha un ilave ettim ve artık elimi yoğuruyorum. Eli yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu güzelce yoğurdum ve toparladım. Şimdi üzerine steçle kapatarak sıcak bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Şimdilik kenara alalım. Arasına sürmek için burada 250 gram sarı haşhaş elması var. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ve 1 su bardağı sıvı yağ koyarak güzelce karıştırıyorum. İsterseniz içerisine ceviz de kullanabilirsiniz. Ama ben bu tarifte kullanmıyorum. Güzelce karıştırarak ezelim. Kıvam bu şekilde olacak. Ne çok sulu ne çok katı. Tezgahımıza çok az un serpiştirelim. Hamurumuz yapışmasın. Hamurumu alıyorum. Toparlayalım. Hamurumdan portakal büyüklüğünde bezler elde edeceğim. Yedi beze elde ettik. Üzerine tez bir örtü ortaya kenarda dinlendirelim kullanması için. Ve bir tane bezemizi alalım. Yapmaya başlayalım. Merdane yardımıyla bezimizi açalım. Açabildiğimiz kadar. Yapışmaması için ara sıra un serpiştirelim. Ve ara sıra hamurumuzu döndürelim ki yuvarlak olsun. Çok un serpiştirmeyin. Unlu olmasına gerek yok. Bezimi açtım. Çok düzgün olmasına gerek yok. Haşhaşlı haştan bu şekilde dağıtalım. Kaşığın tersiyle bu şekilde dağıtalım. İsterseniz haşhaşı daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Haşhaşımı sürdüm. Şimdi rulo haline getirelim. Bu şekilde katlıyoruz. Tam yuvarlak olmayacak. Bu şekilde kare görünümde olsun. Bıçak ile tam ortadan ikiye keselim. Katlarını görüyorsunuz.
kestiğimiz bu kat yerlerini üste getirelim. Ve buradan birleştirelim. Bu şekilde döndürelim. Gördüğünüz gibi çok kolay ve lezzetli. Bu burmalar biraz sıkı olsun. Çok geniş olmasın. Şeklimiz bu. Çöreğimi yağlamış olduğum tepsime yerleştirdim. Diğer kalan bezeleri de aynı şekilde tamamlıyorum. Haşhaşlı çöreklerimi tamamladım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Çöreğimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Size bir dilimini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. Altı bu şekilde. Katları bu şekilde tel tel ayrılıyor. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.